Açıkçası şu anda sokağa baktığımızda bir değişim yok gibi görünüyor. Ama işin içine biraz daha girdiğimizde, insanların duygu dünyasına girdiğimizde aslında bir kısmının büyük bir karamsarlığa kapıldığının farkındayız. Sosyal medyadan da arkadaşlarımla iletişim halindeyim. Ben yurt dışında yaşıyorum bu arada ve birçok kişi bana benim olduğum yere, ben Avustralya'da yaşıyorum, oraya nasıl gelebileceğini soruyor. Bu Türkiye'deki, buradaki olay sadece tek bir seçimle, tek bir gecede olan bir olayla değişecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Uzun vadede planlı, projeli ve toplumsal çalışmalarla bir şeylerin değişebileceğine inanıyorum. Çaldılar hepsi. Bak, birinci turdaki oylar çalındı. YSK'nın sitesinden bizzat bakıldı. Mesela Kılıçdaroğlu 164 mu almış? Adam diyor ki, adam 16 yazmış, 4'ü girmemiş. İşte ne bileyim, kafam karışıktı, uykum vardı, şöyle böyle bahane uyduruyor. Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi buradayız, ülkemiz için savaşacağız. Her şey için hep her zaman buradayız. Hiç kimse bizi durduramaz. Sen oyları çalsan da biz gene buradayız. Ne kadar korkutsan da karamsarlık olmaz. Karamsarlık olursa olmaz. Karamsarlık olmaz. Her zaman umut var, ışık var. Her zaman. Yani bu sonuçlar adil bir seçim sonucu değil. Mücadeleye her daim devam ve bu ülkede laikliği elden gidemez. Bu kadar basit. İstedikleri şey hani bizim pes etmemiz, bizim oturmamız, susmamız yani. Ama böyle bir şey olmayacak. Çünkü bura hani bangır bangır bir gençlik geliyor. Gelmeden devam edelim.